Merhaba canlarım, merhaba güzellerim, merhaba gençler ve daima genç kalanlar, merhaba genç kalmakta kararlı ve ısrarlı olanlar. Bu sabah programımı, videomu başlamadan önce Okan Bayülgen'in konuğu olduğumu, bir günlüğüne İstanbul'a gittiğimi söylemiş ve programın bu gece yani 24 Mayıs Cuma gecesi saat 21'de TV100'de yayınlanacağını söylemiştim. Hayır. Arkadaşlarım beni düzelttiler. Yanlış kalmış aklımda. Yaşlılık var demek yine de. Her ne kadar ısrarcı da olsam yaşlanmamakta zihin bazen kaçıyor olabilir. Neyse şuradan da yanılmış olabilirim. Çünkü halen TV100'ün duyurularında Okan Bayülgen'in bu programı için Cuma geceleri saat 21'de yayınlanır diye yazıyor. Neyse. Canlarım benim. Bu gece saat 23'te TV100'de yayınlanacak. Evet. TV100'de bu gece saat 23'te yayınlanmaya başlayacak. Ve Dijitürk abonesi olanlar programı 37. kanaldan izleyebilirler. Diğer canlarımız da büyük ihtimalle Uydu'da yayını var. Ya da YouTube'da da canlı yayını var ayrıca. Pardon onu da söyleyeyim. Ya da YouTube'da da yayınlanıyor. Ve çok izleyicisi var. Çok izleyicisi var. Geçtiğimiz hafta Ekrem İmamoğlu konuk olmuştu Okan Bayülgen'e. Bakalım bu gece de tabii tek başıma değilim. Başka arkadaşlarımız da var benimle beraber. Vaktiniz varsa izleyin derim. Deniz Ülke Arıboğan da var mesela. Bekir Ağırdır var mesela. Yani çoğunuzun belki de tamamınızın tanıdığı bunlar değerli arkadaşlarımız. Bu konuşmama bir soruyla başlıyorum. Devlet Bahçeli nerede? Devlet Bahçeli nerede? Gören var mı? Yer yarıldı da yerin dibine mi kaçtı? Yoksa genel başkan yardımcılarından Semih Bey, neydi Semih? Yalçın mıydı, Yalçıner miydi? Saklıyor mu bir yerlerde? Sahi ya nerede ya? Devlet Bahçeli nerede? Hani İstanbul'a gelip seçim öncesi karargah kuracaktı? Yoksa karargahı gizli bir yere mi kurdu? Aman ha sakın İstinye'ye kurmasın karargahı. İstinye'ye. İstinye'de ne demek istediğimi anladınız mı? Abi İstinye'de ne var? İstinye'de küçük Pentagon var. Tercüman gazetesinde yazdığım dönemlerde sevgilimi rahmetli teyzesinin oradaki evine götürmüştüm. İstinye'de oturuyordu teyzemiz. Evine götürmüş, bırakmış oradan da gazeteye geçecektim Mecidiyeköy'e. Bir baktım dev gibi bir inşaat var başlıyor. Fakat inşaat yerin altına doğru yapılıyor. Orada İstinye'de küçük bir tepe vardır. Oraya gidenler bilirler. Baktım tabelayı okudum. Allah Allah Amerika Birleşik Devletleri Başkonsolosluğu yapılıyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin Başkonsolosluğu'nun tepe başından tanıyorum. Gitmiştim. Galiba iki defa vize almıştım ki o vize Amerika o zamanlar 10'ar yıllık vize verirdi. Şimdi öyle mi bilmiyorum. Epeydir gitmedim çünkü Amerika'ya. Neyse dikkatimi çekti. Abi bir inceledim, bir araştırdım. Evet ya Amerika Başkonsolosluğu yapılıyor. Ve projede var aslında biliyor musunuz? Hiç korkmamışlar. Mimari projeyi de koymuşlar. Devasa bir yer. Abi hemen çektim fotoğraflarını. Hemen. Metin Yılmaz, Sözcü Gazetesi'nin genel yayın yönetmeni. O zamanlar Tercüman Gazetesi genel yayın yönetmeni. Hemen telefon ettim Metin'e. Anlattım dedim ki aman bekle. Biraz akşam üzerine doğruydu. Bir haber getiriyorum. Tabii köşemde yazacağım ama ilgini çeker dedim. Ve oradan gittim gazeteye. Hemen köşe yazısı yazdım. Fotoğrafı da. Yazımın başlığı şöyleydi. Küçük Pentagon İstinye'de. Evet küçük Pentagon. Metin de aslan gibi bastı abi haberi. Benim köşe yazımı. Haber olarak bastı tabii. Birinci sayfada da benim köşe yazımındaki fotoğrafımla beraber. Nazlı Ilıcak'cığım hapiste Allah kurtarsın. Bir an önce Allah kurtarsın. Yazık oluyor. Bakın samimi söylüyorum. Çok üzülüyorum. Çok kızdım. Benim ekmeğimi yiyen kapat yani elimden ekmeğimi alanlardan biridir.
Recep Tayyip Erdoğan'ı emrettiği için beni Tercüman Gazetesi'nden kovdurandır. Kendi oğluna beni kovdurandır Nazlıcak. Buna rağmen hiçbir gün ona kin tutmadım. Benim öyle bir huyum yok. Ve halen cezaevinde haksız yere yattığına inanıyorum. Bunu bir kere daha söylüyorum. Nazlıcak ve diğerleri de Ahmet Altan'da, Mümtaz Ertürkan'da ve diğer isimlerini sayamayacağım pek çok Cumhuriyetçiler de Musa Kartın'da hepsi haksız yere cezaevinde yatıyorlar. Bir defa bunu söyleyeyim. Neyse, Nazlı tabii haberi görüyor. Gazetenin ertesi günkü baskısının çıktısı verilir. Metin'e tabii Metin Yılmaz'a diyor ki bunu nasıl basarsınız böyle bir haberi? Bu ne demek, Amerika ile tam aramızı düzeltmeye çalışıyoruz falan gibi laflar. Sonra da beni aradı. Metin tabii oralı bir olmamış. Hiç. Nazlı Hanım demiş. Biz haberi yazışlarında da konuştuk. Ben de uygun gördüm. Basıyoruz. Ve benim o haberim çıktı. Tercüman Gazetesi ertesi gün manşet haber olarak çıktı. Tabii Nazlı köpürdü. Bana da telefon etti. Dedim ki ben hanımefendi, Amerika Birleşik Devletleri'nin tepe başında harika bir başkonsolosluğu var. Buraya Amerika başkonsolosluk yapmıyor. Devasa bir karargah kuruyor dedim. Evet, işte o ünlü İstinye'deki Amerika Birleşik Devletleri başkonsolosluğu, inanın dev bir karargah, askeri karargah gibidir adeta. Bir küçük pentagondur orası. Benim canlarım, benim güzellerim. Onun için dedim Bahçeli acaba oralarda bir yerde mi? Vize almaya gitti belki de. Gerçi o vize almaz. Ona vize gerekmiyor da. Ya şaka bir tarafa soruyorum. Devlet Bahçeli nerede abi? Amerikalıların İstinye'de kurduğu karargah gibi bir karargah kuracaktı İstanbul'da. Binali Yıldırım'a o isteyecekti. Vaz mı geçti? Hayır, soruyorum, vaz mı geçti? Yoksa aman deyip, aman harika bir fırsat elime geçti deyip ürkücü hareket bebek katili Apo'yla görüşen, bebek katili Apo'yla fısıldaşan HDP'li milletvekilleriyle, ki HDP'li milletvekili kendisi bizzat açıkladı, AKP'lilerle görüşüyoruz tabii dedi. Uzlaşma arayışı içindeyiz dedi. Evet. 31 Mart'tan önce ne diyorlardı? HDP'liler bunlara oy verecek. Bunlar terörist. Ya seçmen verecek, sana ne? Neyse. Oraya çok fazla girmeyelim. Devlet Bahçeli acaba şimdi bunları mı kullanıyor? Ortaya çıkmadan kendi ülkücü camiasına ve MHP'li seçmenlere bu AKP'den ne köy olur ne kasaba, bunlar tekrar yeniden bebek katiliyle görüşmeye başladılar. Sakın bunlara oy vermeyin mi diyor. Ve AKP ağzıyla kuş tutsa da Kürt seçmenlerin ve HDP'li seçmenlerin, ki o HDP'li seçmenlerin pek çoğu da sadece Kürt oldukları değil, için değil, pek çoğu da Kürt olmadıkları halde, mesela benim gibi olanlar HDP'ye oy vermişlerdi. Evet, o HDP'li seçmenler şimdi Ekrem İmamoğlu'na oy veriyorlar. Ve harika bir iş yapıyorlar. Yine HDP'li seçmenler yapılan kamuoyu araştırmalarda gösteriyor ki yine İmamoğlu'na oy verecekler. Neden? Çünkü vicdan sahibi. Neden? Çünkü kendileri yıllarca adaletsizliğe uğradıklarının bilincindeler, farkındalar ve şimdi diyorlar bize bu AKP'nin yaptığı adaletsizliği, haksızlığı, aynısını Ekrem İmamoğlu'na yapmasına izin vermeyeceğiz diyorlar. Adamlar olaya Kürt, Türk bilmem ne falan filan açısından bakmıyorlar ki. HDP'li seçmen olaya demokrasi Türkiye'ye gelecek mi? Türkiye adil bir ülke olacak mı? Yargısı bağımsızlaşacak mı? İstanbul soyguncuların elinden alınacak mı? Böyle bakıyorlar. HDP'li seçmen İstanbul soyulmasın diye İmamoğlu'na oy verecek. Yeter bu kadar soygun dediği için oy verecek İmamoğlu'na. Görüyorsunuz. Ya sadece İstanbul Belediye Genel Sekreterinin 3 tane lüks arabası var. Üst düzey müdür sayısı 100 küsür. Bu da çok acayip ya, neyse. Ama onlar için alınmış o lüks 400-500 bin, 600 bin liralık otomobil sayısı 800. Ya soyulmuş İstanbul, soyulmuş. Sadece bir web sitesi hazırlayan bir firmaya 3 yılda 83 milyon lira verilmiş. 83 tane milyon lira. Toplasan 3 milyon lira verilmesi en çok.
Ne diyor Mansur Yavaş? 1 milyara verdikleri ihaleyi 188 milyon liraya verdim diyor. 812 milyon lira kazandırdım diyor. Bir ihalede. Canlarım benim ya. Ve HDP'yi böyle bir soyguna ortak olacağını, HDP'li seçmenin bu soygunlara halen ortak olacağını iddia eden AKP'liler varsa onların zekaları yok. Onlar kıt zekalılar. Ya da kendi kendilerini kandıranlar. Ya yok böyle bir şey ya. En vicdanlı, en dürüst, en haysiyetli ve hepsi de daha önce AKP'li olarak tanınan kamu oyu araştırma şirketleri bile seçimleri İmamoğlu'nun kazanacağını gösteriyor. Ha ne yaparlar? İşte Kaftancıoğlu'nun anlatıp Beykoz'da yaptığı gibi tekrar yapabilirler. Daha önce de söylemiştim ya, biliyorsunuz Yüksek Seçim Kurulu neden iptal etti İstanbul Belediye seçimlerini? Kamuoyu görevlisi olmayanlar var diye. Biliyorsunuz yine. İşte belediye, Beykoz Belediyesi'nde de kamuoyunda çalışmayan kişiler atanmış sandık kurullarına. CHP bunların iptali için, görevden alınmaları için ilçe sandık kuruluna başvurdu. Göreceksiniz. İstanbul seçimlerini gene İmamoğlu kazanacak. AKP'liler gene gidecekler sandık kurulu, Yüksek Seçim Kurulu'na. Palanca yerde, filanca yerde, filanca sandıkta kamu görevlisi olmayanlar vardı. Ama artık bu sefer vicdansız yediler bile kabul etmeyecekler bu ayağı. Ben size söyleyeyim canlarım. Böyle olacak. Neyse geleyim ben tekrar Devlet Bahçeli'ye. Devlet Bahçeli, söylüyorum size, Devlet Bahçeli İstanbul'da Erdoğan'ın bu sefer olağanüstü bir seçim yenilgisi tatmasını istiyor. Bakın dikkat edin. Davutoğlu da Abdullah Gül de ilk defa bu kadar net tavır aldılar AKP yönetimine ve Recep Tayyip Erdoğan'a karşı. Bana hep soruluyor. Davutoğlu ya da işte Abdullah Gül, Ali Babacan parti kurarlar mı? Ben hayır diyorum. Halen parti kuracaklarına inanmıyorum. Hayır ben inanmıyorum. Yarın öbür gün kurarlarsa yanılırım. Yanılırım ne yapayım abi? Yanılabilirim tabii yani. Ama 23 Haziran'dan sonra belli olacak tavır. Ha olur ha. Kaza olur da ya da başka katakürler döner de seçimi Binali Yıldırım kazanırsa Erdoğan AKP Genel Başkanlığındaki yerini sağlamlaştırabilir. O zaman Ahmet Davutoğlu, kim bilir belki de Abdullah Gül'le ve Ali Babacan'la beraber yeni bir parti kurabilirler. Ama benim tahminim o ki ve temennim de o, samimi söylüyorum. İstanbul Belediye Başkanlığı seçimlerini İmamoğlu çok büyük farkla kazanacak. AKP'de büyük çalkantılar, çırpıntılar başlayacak. Bunu görüyorlar. Ahmet Davutoğlu da Abdullah Gül de görüyorlar. Heyecanla ortaya çıkacaklar. Olağanüstü genel kurul çağrısında bulunacaklar. Öyle ya da böyle belki de Sayın Recep Tayyip Erdoğan kendisi bizzat AKP Genel Başkanlığından istifa edecek. AKP Genel Başkanlığından istifa edecek. Cumhurbaşkanlığından değil. Ve bu arada yapılacak yeni seçimlerde belki Abdullah Gül Genel Başkan olacak AKP'ye. Belki Ahmet Davutoğlu olacak yeniden Genel Başkan AKP'ye. Abdullah Gül siyasete dönmeyebilir Cumhurbaşkanlığı makamından sonra. Çok da anlayışla karşılarım. İşte o süreçte Devlet Bahçeli devreye girecek. İçeride yani AKP içinde şu anda halen mevcut olan ve MHP'ye yakınlığıyla bilinen milletvekillerini o da kendi partisine çekerek İyi Parti'dekilerin moralini bozmaya çalışacak. Merkezin partisi benim demek isteyecek. Onun için Devlet Bahçeli ortalıkta görünmüyor. Canım daha çok var seçimlere. Çok var olabilir. Ama halen Devlet Bahçeli yok. Seçimlere çok var ama Devlet Bahçeli yok. Meydanda yok. Ya çıkarsa? Çıkarsa da bilin ki başka bir hava görmüş. Gerçekten kimi HDP'li Kürt kökenli seçmenler meleler tarafından kandırılmış. O zaman da Devlet Bahçeli Binali Yıldırım'a verebilmesi gereken desteğin en yükseğini verecek ama alttan alta da kendi ekibine haber gönderecek. Gördünüz diyecek. Bunlar asla PKK ile dostluktan vazgeçmezler diyecek ama kendisi Binali Yıldırım'ın bir nevi kankası gibi görünerek AKP'ye yönelmiş olan kimi sayılar az da olsa HDP'li Kürt kökenli seçmenleri tekrar ya sandıktan uzaklaştıracak ya da
Saadet Partisi'ne oy vermeye yöneltecek. Bakın bu kadar iddialı konuşuyorum. İddialı derken yani siyasetin gerçeklerinin bunlar olduğunu söylemeye çalışıyorum. Yanılabilir miyim? Siyaset bu. Türkiye'de siyasette her zaman yanılabilirsiniz. Yarın sabah saat 10'da görüşmek üzere. Hepinizi sevgiyle öperim. Hoşça kalın canlarım. Hoşça kalın.